Bununla da ilgili belgeler var. Yani kadın doktorların asla çocuğu olmaz dedikleri kadınlar normal yollarla hamile kalmış. Belge var ya bu konuda, araştırmalar var. Yüzlerce araştırma var. Hayıtla ilgili. Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişir. Bu Yani belki... kısırlık tedavi edilebilir. Tabii. Biz çok çok kişi tedavi ettik, hamdolsun. Bu Yani kadar. belge var, bilgi var, klinik araştırması var. Burada isimlerini sayıyorum. Burada Profesör Doktor Prost, Profesör Doktor Roth, Profesör Doktor Helde, Profesör Doktor Aman, Profesör Doktor Kaysa. Bunların yapmış olduğu klinik araştırmaları var. Türkiye'de klinik araştırması yok. Türkiye'de yüzden fazla üniversite var. Şimdi en büyük problem nedir? Türkiye'de yüzden fazla üniversite var. Klinik araştırma yapacak kapasite yok. Demeyin hocam böyle. Allahümme salli. Yani Diyorum. Neden üniversite diyorum? alır mı hocam? Türkiye'de yüzden fazla üniversite var. Sakarya Üniversitesi'nde Hangi bitkiyle ilgili klinik araştırma yapmışlar? Bana söyler misin? büyük mü? Türkiye'de hangi bitkiyle ilgili klinik araştırma yapılmıştır? Şimdi Koca Üniversitesi'nde Bir tane hocam klinik araştırması yok. Klinik araştırması yapabilmek için kaynak lazım. 50 tane hastayı yatıracaksınız o. hastaneye. Hocam 3 ay 4 ay takip öyle edeceksiniz. demiyor Bunun hocam. için Şimdi diyor ki milyon dolar lazım. Milyon dolar. milyonlar yok mu hocam Yok Türkiye'de? parası yok Ya yok üniversite. olur mu hocam? Türkiye'de 100 tane üniversite var. 5'i 6'sı kalitelidir. Diğerleri lise seviyesinde. 5 üniversitenin Türkiye'deki 5 üniversite de İngilizce eğitim yapıyor. İngilizce araştırma yapıyor. Türk insanına faydası yok. Avrupalı, Amerikalı faydası. Bize faydası yok. Hocam siz üniversite liseleri ve üniversiteler vallahi sizi kara Türkiye'deki listeye almışlardır. üniversitelerin 5-6 tane üniversite var. Lise seviyesinde dediniz değil mi? Hepsi Aldım. değil, hepsi değil. Arada 5 Kaliteli birkaç üniversite var. Onlar da İngilizce eğitim yapıyor. İngilizce eğitim yapanlar araştırmalarını İngilizce yazıyor. Türkiye'ye ne faydası var? Avrupalı, Amerika'ya ne faydası var? Hocam şimşekleri Şimdi üzerimize çekmeye çalışıyorsunuz anlaşılan. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitede dekan olan Profesör Doktor Gülhan Beyefendi dünyanın en büyük araştırmaları buluşunu yaptı mesela. Şeker hastalığı ile ilgili. Türk. Amerika'da burada değil ki. Birçok ilim adamı Türkiye'de eğitim görüyor. İngilizce eğitim gördükleri için zamanla mükemmel İngilizce görüyor. Yurt dışından teklif geldiği zaman ne oluyor? Bugün Kanada'da 24 bin Türk doktoru var. Neden? Türkiye'de Türk istihdam yok. Yani açık var da Türkiye'de okuyor, öğrenim görüyor, doktor oluyor, profesör oluyor ama Avrupa'da, Amerika'da ne yapıyorlar? Orada yaşıyorlar. Beyin göçü var. Bu bir gerçek. Saklanamaz, gizlenemez. Kaliteli üniversitelerden mezun olanlar Avrupa'da, Amerika'da, lise seviyesinde üniversitelerden mezun olanlar Türkiye'de, onlar da bir şey yapamıyor. Peki hocam, karaciğer yağlanması, kolesterol, kalp